Tanıdık bir ismi gündemine aldı. Malatyaspor forması giyen Azubuike'yi takip ediyor Galatasaray. Galatasaray orta sahasını güçlendirmek için düğmeye bastı. Önceliği devre arasında Stoke City'ye giden Batshuayi'ye veren sarı kırmızılı yönetim bu transferin zora girmesi üzerine alternatif isimlere yöneldi. Galatasaray yönetimi son olarak yeni Malatyaspor forması giyen Nijeryalı Azubuike'yi gündemine aldı. (Gülüyor) 21 yaşındaki Azubuike ile prensip anlaşmasına varan sarı kırmızılılar yeni Malatyaspor'la görüşmelerini sürdürüyor. Galatasaray yönetiminin Azubuike için Malatyaspor'a takas teklif edebileceği ifade edildi. Teknik direktör Fatih Terim'in genç futbolcunun transferine sıcak baktı ve Azubuike ile Ndiaye yetkisi oluşturmayı planladığı belirtildi. Genç futbolcu geçen sezon Sport Toto Süper Lig'de 26'sı ilk 11, 27 maçta forma giydi. Fatih Hoca orta sahaya takviye istiyor. Evet. Transferi de buna göre şekillendiriyor. Bu çocuk şeyden aldılar herhalde bunu. İkinci ligdeyken de aldılardı bu çocuğu, genç bir çocuk. Muğdat ne oldu acaba? Ya öyle veya böyle alacaklar yani. Muğdat ismine biraz taraftardan tepki geldi sanki. Spor basınından da direkt 11 oyuncusu değil eleştirileri geldi. Yani Galatasaray'da direkt 11 oynayamaz eleştirileri geldi Muğdat'a. Spor basından geldiysek direkt oynar. Yani direkt oynar. Ya ne kadar hocam yine meslektaşları yani şimdi, bak bir şey söyleyeyim mi? Ediyorsunuz. O oynayamaz. Bu küçük takım oyuncusu, bu büyük takım oyuncusu ve aklım sırrım ermiyor yani. Ya illa Chelsea'den gelecek, Roma'dan gelecek, bilmem nereden gelen oyuncu. Büyük düşünüyoruz işte hocam. Bak büyük de alakası yok. Futbolcu oynuyorsa alacaksın arkadaş. Hı hı. Gideceksin, ne bileyim, Hakkari Spor'dan alacaksın, oynayabiliyorsa. Aa, oradan oyuncu alınır mı? Alırın arkadaş ya, sana oyununa baksana. Bizde maalesef bak medyadan başlıyor bu şey, bu düşünceler. Taraftarı da etkileyen medya. Okuyor okuyor, aa bu buradan olmaz, bu buradan olmaz. Malatya Spor'dan şimdi ikincilikte de olsa almazlar. Veya bu da oradan gelip oynayamaz. Büyük takım oyuncusu başka, bizdeki zihniyet hep bu. Hep kafada bu. Herkesin kafasında. Bu oradan illa bize gelecek şuradan Real Madrid'den, Barcelona'dan, Juventus'tan falan öyle futbolcu gelecek. Bizim medyadaki kafa yapısı bu. Anlayış bu. Çok enteresan ya. Hiç kimse bakmıyor adamı. Onun için biz hiç genç futbolcu alamayız veya yani şey Ribery geldiğinde de hiç kimse burada ona bir şey demiyor. Anelka'nın bonus diye dalga geçirmişti hocam. O dönemde Fenerbahçe Anelka'yı almıştı. Ya Anelka yine tanınmıştı. Hayır, hayır, Fenerbahçe Anelka'yı alırken Galatasaray Anelka'nın bonusu olarak Ribery'yi almış. Kim bu Ribery denilmişti. Yani, ya, yani küçümsemek için evet, denilmişti. Ne ama oldu ondan sonra adam dünya Ribery Anelka'dan daha faydalı oldu. Dünya yıldızı adam ya. Bayağı beni gene görmedim Şampiyonlar Ligi'nde neler. Her seferinde ya dedim ki bu Real Madrid'de oynasa bu var ya Cristiano Ronaldo dünya bir kadar gol atar. Her seferinde bir kere topu ortaya atıyor. Her seferinde. Geçemeyeceği bir adam yok. Ama artık son senesi tabii Bayern Münih'te de. Anlaşma yeniledi ama Bayern Münih'te işte geldi. Ama hızından bir şey kaybetmedi. Robben de Ribery de hocam iyi futbolcular da. Sakatlıklar onları biraz. Dediğiniz ya gibi kendisine iyi bakarsa yaş hiç önemli değil. Oynuyor işte Bayern Münih gibi bir takım. Hem Robben de hem Ribery ile devam edebiliyor. Ya geçen sene şey ne o Galatasaray'daki çocuk bu sene parladı gitti. Şimdi geçen sene de çok iyi oynuyordu. Rodriguez. Geçen sene de ben kaç tane maçına gittim ya. Süper oynuyordu adamı. Hiç bizim medya çok enteresan var ya. Birileri bir şey söyleyecek ondan sonra medya toparlanıyor. Aa bu falan diyor. Hepsi karar veriyorlar. Bu iyi futbolcu diyorlar. Göremiyorlar biliyor musun? Maalesef. Veya gören mutlaka vardır da. 2-3 kişi genelde şey olduğu için de o gündeme gelemiyor. O şeye şeye çıkamıyor. Hocam Galatasaray'da bir isim daha gündemde. Onun haberini de paylaşalım müsaadenizle. Transfer listesinin aslında ilk sıralarında yer alıyor. Kasımpaşa'nın yıldızı Trezeguet sarı kırmızılı takımda, o da forma giymek istiyor. Mısırlı yıldız Trezeguet Galatasaray'a yeşil ışık yaktı.
Transfer çalışmalarına devam eden Sarı Kırmızılılar, Fatih Terim'in yeni sezon planlaması için de ilk sırada yer alan Trezeguet için Kasımpaşa ile görüşmelerini sürdürüyor. Yönetim, Mısırlı futbolcunun transferi için Kasımpaşa ile anlaşmanın yollarını ararken, Trezeguet'e sarı kırmızılı formayı giymeyi çok istediğini bildirdi. Trezeguet için yönetici Abdurrahim Albayrak'ın bizzat temaslarda bulunduğu belirtilirken, Dünya Kupası öncesinde bu transfere nokta konulması planlanıyor. Geçtiğimiz sezon Anderlecht'ten kiralanan Mısırlı oyuncunun satın alma opsiyonunu 2 milyon euro ödeyerek kullanan Kasımpaşa, Trezeguet ile 2 yıllık yeni sözleşme yapmış, anlaşmasına da 5 milyon euroya serbest kalır maddesi koymuştu. 23 yaşındaki futbolcu için Eren Derzyok ve Tolga Ciğerci'yi teklif eden Galatasaray, son olarak 1 milyon euro ve bir sonraki satıştan da %15 vermeye hazır olduğunu bildirdi. Trezeguet'in de Galatasaray'da oynamayı çok istiyorum, sizden anlayış bekliyorum demesinin ardından Kasımpaşa'nın bu teklifi değerlendirmeye aldığı kaydedildi. Trezeguet uzun süredir gündeminde Galatasaray'ın hocam. Kasımpaşa'dan. Ya şimdi bak, ben tabii canlı izlemedim biliyor musun bunu? İki yönlü oynayabiliyor mu? Bu önemli. İleri işler yapıyor ya, biz de gol atsın da arkası önemli değil. Anladın mı? Yani o olmaz. Büyük takımlarda iki yönlü olacak. Gidecek, gelecek, gidecek, gelecek yani. Bek şimdi seni dinliyor mu? Bekler hücuma çıkıyor. Şimdi ne o? Nagatomo gidiyor. 50 defa gidiyor. O ne oldu? Ben yoktum biliyorsun 10 günden beri Türkiye'de. Nagatomo ne yaptılar? Hala anlaşma sağlanamadı hocam. Sağlanamadı. İlk önce bana göre bir onun işini bitirsinler. Değil mi? Fatih Hoca da istiyormuş. Hatta bir alternatif de birlikte, sadece Nagatomo değil, o bölgede oynatabileceği ikinci bir alternatifi, yerli bir alternatif de istiyormuş hocam. Nagatomo iyi verim sağladı. İyi performans gösterdi Galatasaray'da. Evet. Şimdi Rodriguez gitmeyecek mi acaba? Gidecek mi? Gitmeyecek mi? O da giderse Yasin de galiba gönderecek. Aslında biraz da Galatasaray yönetimi sanırım haklı olarak UEFA'nın vereceği kararı bekliyor, cezayı bekliyor. Bütçeyi ona göre ayarlayacak. Kolay değil hocam. UEFA'nın ne ceza vereceğini bilmiyor şu anda yönetim. Avrupa'dan ben Allah korusun gelmeyecek. O yönde bir açıklama oldu ama transferle ilgili mutlaka bir ceza gelecek gibi duruyor. Görünen o. Dolayısıyla eğer bir ceza gelirse bütçe oluşturmak için belki de Rodriguez'i satmak zorunda kalacak. İşte o zaman de. Yani oraya Trezeguet, ya vallahi bilmiyorum, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak adam, iki yönlü oynayacak futbolcu lazım. Şimdi onun temposunu bilmiyorum. Yani hı-hı, Kemal Hoca bilir. Maçı seyretseydim koşu mesafelerine falan da hiç bakmadım, dikkat etmedim onun koşu mesafeleri. Yayıncı kuruluşta vardır mutlaka. Yani niye bunu söylüyorum? Neymar 12.500 metre koşuyor bir milli maçta. 12.500 metre. Bizde orta saha futbolcuları var mıdır 12.000 koşan? Kaç kişi vardır? Ha? Hele o tarz çok koleten kreatif orta sahalarımızın bu kadar koşabileceğini sanmıyorum. Ya bir Tolga Ciğerci var. Deniz hangisi? Bir tane Deniz var ya, o koşuyor baktığımda. Deniz Türüç. Ha? Deniz Türüç. O mu koşuyor? Bir tane daha vardı. Bir Deniz daha var galiba. Bursa Spor'daki kim? Deniz veya Antalya'da. Neyse yani birkaç tane futbolcu var 12.500'e 12.000 koşan. Türkiye'de orta saha 11'i geçen yok. Öyle değil mi? Neymar 12.500 koşuyor. Bir düşün yani. Çok koşuyor hocam. Ben Neymar olsam koşmam o kadar. O zaman Neymar olamaz. Hayır, bizi izleyen futbolcular şu anda bunu söylemişlerdir. Onlara bir cevap evet, oldu yani. Aslında dediğimiz. Adam Neymar bu yaştan işte. Sonra benden zaten Neymar olmaz. Şu anda dünyanın en pahalı futbolcusu değil mi? O kaç milyon euro? Tabii 200. Yani. 50 mi? 220 falan maliyet. Neyse maliyetmiş. Yani. Kendi milyon euro. Yani onun için de yani koşacak işte futbolcu. İki yönlü oynayacaksın. Bekini kovalayacaksın. Yani saçları Neymar gibi kestirince Neymar gibi futbol oynamıyorsunuz. Neymar gibi koşunca Neymar kadar değerli futbolcu oluyorsunuz. Bir de onun yeteneği Allah vergisi. Ya. Tabii. Çok enteresan. Çok. Ama Ronaldo'ya yani bakınca da görüyoruz ki çalışarak da bir şeyler oluyor evet, hocam. Evet. Sadece yetenek değil, çalışma da önemli. Hocam, Ronaldo'da keyifli bir sohbet oldu. Yol yorgunsunuz. Rusya'dan geldiniz değil mi hocam? Evet, Moskova'daydık 10 gündür. Moskova'da futbola dair izlenimlerde bulundunuz. Türkiye'de bilmiyor bak. Takip ettik hocam sosyal medyada. Ya esas onları görüntüleri falan bulup da vermek lazım. Sanat, art
futbol festivali yaptılar ya. Biliyorsun var ya, çocuk kimsesiz çocuklar programlar. Takip ettim hocam sosyal medyadan. Gerçekten ya. Çok renkliydi. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ağzınıza sağlık. Efendim, bir dünya sporla devam edecek spor gündemi. Ardından saat başında yeniden birlikteyiz.